Sayın seyirciler, atanamayan öğretmenlerin ne yazık ki derdi bitmek bilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaca göre atama yapıyor fakat ihtiyaç bulunmayan alan mezunları yıllarca açıkta kalıyor. Sayıları ise her sene yeni mezunlarla birlikte katlanarak artmaya devam ediyor. Bakalım bu mağduriyet ne zaman bitecek? İzliyoruz efendim. Tamam oğlum, burası alçak işte, atlayabiliriz. Oğlum ilk günden okul mu kırılır ya? Ya kırılır tabii abicim. Nasıl olsa ders mersi yok. Basıp gidelim işte. İyi, hadi gidelim bakalım. İnşallah yakalanmayız. Atla. Atla. He? Yakalandınız işte. Var mı lan ilk günden böyle okulu kırmak? He? Hocam vallahi kaçmıyorduk biz. Hadi lan oradan. Yürüyün çabuk sınıfınıza. Yürüyün lan. Bak Cevdet Efendi, okulun ilk günü okulu kırmak isteyen öğrenci çok olur. Sen burada nöbet tutacaksın, tamam mı? Tamam müdür bey. He, okuldan gizlice kaçmaya çalışan olursa hemen benim odama getir, tamam mı? Tamam müdür bey. Gel. He, müdür bey, birini yakaladım. He, getir hemen getir. Kimmiş o okuldan kaçmaya çalışan Aylaz? Yok müdür bey, ben bunu okuldan kaçmaya çalışırken değil, okula girmeye çalışırken yakaladım. Girmeye mi? Ne? Ben... Ya kardeşim yine mi sen ya? Yine ben müdür bey. Ama bak sen geçen yılda aynısını yaptın. Böyle gizlice okula girerek öğretmenliğe başlayamazsın. Senin önce atanman lazım güzel kardeşim. Ama müdür bey ne yapayım ya? Yine atamadılar. Ben 5 senedir atanamıyorum. Ben de derse girmek istiyorum artık. Bana ne bana ne, ben de derse gireceğim. Cafer! Kalk oğlum sözlüğe. Otur bakayım 5. Hadi bakalım hep beraber. Ali topu at. Veli topu at. Hadi şimdi teneffüse çıkalım. Fidallar aca. Aşar orbada. Tamam tamam. Allah. Atanamaya atanamaya sonunda kafası gitti bu garibinde. Ne yapsın? Hadi geçmiş olsun. Allah'ım ya. Yürü lan deli. Sayın seyirciler, yemek isimlerini değiştirme furyasının son kurbanı sigara böreği oldu. Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nden gelen açıklamada adı sebebiyle çocukları sigaraya özendiren sigara böreği için yeni bir isim bulunacak. Bu yeni isim de tüm Türkiye'de kullanılması için konfederasyona sunulacak. Bakalım sonuç ne olacak? Hep beraber izliyoruz efendim. Ya hanım, canım ne çekti biliyor musun? Ne çekti Sezai? Yani şimdi çocuğun yanında söyleyemiyorum, anla işte. Sezai! Sen ne yaptın vallahi, Allah cezanı vermesin. Lan öyle değil, börek çekti canım, börek. Şey böreği, hani var ya, şey böreği işte canım. Ne böreği? Ya anlasana işte, hani böyle uzun olur. Kol böreği. Yok o kadar uzun değil ya. Karaköy böreği. Yok o da değil. Puf böreği. O da değil. Kol böreği. Ya hayır, hani böyle diye içine çekersin ya. Ha buldum, leblebi tozu. He leblebi tozu, leblebi tozu böreği, hasbinallah ya. Ya böyle pakette satılır, beyaz, filtreli, kısası var, uzunu var. Anla işte kadın. Ay bilemedim vallahi bey. Ben anladım baba, sigara demek istiyorsun değil mi? Al işte. Çocuk bile anladı, sen anlamadın s**t. Çocuk özendi işte sigaraya. Ne olacak şimdi? Ya bırak bu işleri baba ya. Eve geliyorsun, üstün başın leş gibi sigara kokuyor. Özenmiyorum. 10 dakikada bir balkona sigara içmeye çıkıyorsun. Yine özenmiyorum. Sokakta herkes çatır çatır içiyor. Görüyorum. Yine özenmiyorum. 40 yıllık böreğin adı sigara böreği diye mi özeneceğim ya? Uğraşmayın artık şu yemek isimleriyle. Lütfen ama ya. Vay 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 vay. Şundaki laflara bak hanım. 5-5 valla. Madem öyle sen bize biraz sigara böreği kızartırsın artık değil mi hanımcığım? Kızartırım da. Şimdi bey benim de canım şey çekti biliyor musun? O da geceye artık. Hı? Ne çekti ne? Söyleyemem, çocuk var ha. Ulan sen var ya. Sen var ya, yemin ediyorum az değilsin ha. Yemin ediyorum az değilsin yani. Sayın seyirciler, Türkiye'de artık her sabah bir ses kaydına uyanıyoruz. Bir de bakıyoruz ki internete yeni bir konuşma, yeni bir devlet sırrı düşmüş. İzliyoruz efendim. Günaydın Semra Hanım. Günaydın Salih Efendi. Siparişiniz var mıydı? Vardı. 2 ekmek, 3 yumurta, bir de ses kaydı.
ses kaydı. Hangisinden alayım? Fark etmez ama sen yine Sedat Bakkal'dan al. Onunkiler taze oluyor. Bak geçen gün getirdiğin ses kaydı ta 6 aylıktı. Bizim bey anladı, ben bunu daha önceden dinlediydim dedi, tamam mı? Ha, tamam efendim. Ha bak, bir de organik olsun ha. Yani orijinal olsun. Öyle kopyasının kopyası olmasın. Sonra ne dedikleri hiç anlaşılmıyor. Ha tamam, peki uzun mu olsun kısa mı? Ay kısa olsun, kısa. Sabah sabah bana öyle yarım saatlik ses kaydı dinlettirme. Ay şöyle neşeli bir şeyler yok mu? Vallahi bakarım Semra Hanım. Emekli bir zabıta memuruyla bir İngiliz ajanının ses kaydı varmış. Onu çok met ediyorlar. Yanlışlıkla mı aramış neymiş öyle bir şey ama çok komikmiş yani. Bulursam hemen ondan alayım size. Ay bak bak, iyi bu iyi. Böyle kayıtlar olursa bana akşamdan ayırt, tamam mı? Tamam Semra Hanım. Ben şimdi servise geç kalmayayım. Sizde kayıt boşu var mı? Kayıt boşu varsa gitmeden onları da alayım. Ayol, bizim ses kayıtları depozitosuz değil mi Salih Efendi? Ay sen de ayakta uyuyorsun ha benim gibi. Hay Allah, doğru ya. Vallahi benim de kafam karıştı. Neydi şimdi sizin sipariş? 2 ekmek, 3 yumurta. Yok, 2 ekmek, 3 yumurta, 1 ses kaydı. Tamam. 1 ses kaydı. Sipariş tamamdır Semra Hanım. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.